Ben hiçbir mutsuzluğa kapılmadım. Başımdan her şeyi geldi. Yokluğu da gördüm. Çok yokluğu da gördüm. Ama umutsuzluğa kapılmadık, çalıştık. Hepsini yendik, geçti gitti sanık yağmuru gibi. Çalışacaksın, kazanacaksın arkadaş. Bir an için kaybedebilirsin. Ha ben kaybettim diysen burada yatarsan hepsi biter. Çayıra tutunduğun gibi tutunacaksın. Başka bir çaren yok. Adnan Acar, 1959 doğumluyum. Çaybaşı'nda ikamet ediyorsun. Çeltuk ekiyorsun. Pirinç yapıyorsun. Hayvancılığına uğraşıyoruz işte. Yaylalarda geziyoruz. Çiftçilik devam ediyor. İşte köyde her işine uğraşıyoruz. Zorluğu da var, çok rahatlığı da var. Dünya böyle. Şu an yayla dibindeyim ben. Aşağı yaylamız var. Orada oturuyoruz. İşte havası güzel. Bir sıkıntısı yok. İnsanları birbirine çok bağlı. Şimdi benim kendi sağ oğlu 15 tane hayvanım var. Zor da olsa biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bizim sanatımız bu. Köyde ne yaparsın başka? Hiçbir şey yapamazsın. Yaylada 5-6 ay duruyoruz. Ondan sonra köyümüze iniyoruz. İşte 4-5 ay veya 6 ay diyelim kalan saman işimiz yok bizim. Sizin eviniz koyunuz olmasa çay başına gelebilir misiniz arkadaşlar? Ben de bir gün durasınız, iki gün durasınız. Ama eviniz koyunuz olduğu müddetçe hiç. Vatanın onu da şimdi bak korona geldi şimdi vatansız kaldı. Ben bu yaşa kadar şimdi 25 sene çeltuğu ekmeye gittim il yerlerine. Hiç de mütesir değilim yani Allah'a şükür. Niye? Oradan rızkı toparlıyor. Allah'a bin şükürler olsun yani. Allah hiç kimseye aç koymaz. Yalnız sen arkasından koştu yani. Ha şunu da diyeyim burada şimdi. Sen çamın dibinde her gün yatasan sana rızık hiç gelmez. İşte malı getireceğim, malı götüreceğim, buzağısı olacak, ineceğim köye. Allah seni zaten bir şeysiz koymaz yani. Mümkünü yok. Bu sene şu çay başının mahsulü olmadı diyeceksin. Oldu da olmadı diyeceksin. Ha 10 sene, 20 sene vermiş de bir sene vermemiş sen buna tepki gösterebilir misin? 15 tane malın varsa, paran yoksa anın ikisini satacaksın. 13'üne, 14'üne yedireceksin. Bu sene de böyle geçiyor ya. Biz bunu mesela 30'da yapabiliyoruz, 40'da yapabiliyoruz ama bakma gücümüz yok. Yaş gitti. Benim bir babam vardı, vefat etti. Oğlum dedi sana bir şey diyeceğim dedi. Söyle baba dedim ben vasiyet edecek zannediyorum. Ele işin düşerse o işi yapma dedi. Ben ölüp gidiyorum bak dedi. Başka hiç vasiyet etmiyorsun dedi. Ele düşen işi yapma dedi. Çoban tutarsın canını sıkar. Başka bir iş yapmaz. Gücüm yeterse yaparım. Gücüm yetmese satarın da bak üç şey korun ama bağların yatarın aşağı. Zaten bu zamana kadar sen kendini toplayamadınsa 60 yaşından sonra toplayamazsın. Şimdi şurada yaşayan adamla İstanbul'da yaşayan adam bir olabilir mi yani? Mümkünü var mı? Ha ölüm hepimiz için onda sorun yok. Ben şimdi akşama kadar balya çekiyorsun. Akşam yaylaya geliyorsun hanım. Yatıyorsun zabalayın altıda girisin geri balya iniyorsun. Ben bu yaylada yatmayın oraya inemem. Uyku kanıyor. Yorgunluk çıkıyor. Bit yok, pire yok. Sinek yok. Hikayemiz böyle dünyaya geldik. Gidiyoruz işte. Allah öldürürse burada öldürsün. Biz zaten bir şeye doymuyoruz yani. Biz doysak daha iyi olacağız. İnsan olur. Bizim şimdi bir arabamız ol, iki araba oluyor, iki üç olsun diyoruz. Ya böyle bir mantık var mı? Babalarımız aç gitti. Aç gitmediler de yiyecek bulamıyordu. Ama o günkü sohbet, o günkü neşe şimdi yok. Her şey var. O kıtlıktaki olan sevgi, saygı şimdi hiç yok. Varlık değil. Varlık nedir ya? Adam gelir şimdi İstanbul'dan. Ya iki tane dairem var. Ya arkadaş isterse 50 tane dairem olsun. Ben senin daireni ne yapayım ya? Sen bu daireleri satamazsın, atamazsın. Oğlun var, kızın var. Bunda oturacak. Satabilir mi? Doğru söyle. Sattığın zaman dışarıda kalacaksın. Allah vermiş, çalmamışsın, atmamışsın.